7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Savcılığımı yakarım, sakin ol. Yapmayın. Bırak! Yapmayın savcım. Bırak, tamam sakinim, bırak. Geç. Odamda konuşalım. Tamam, al şunları. Topla şunları. Sen hangi sebeple bu çocuktan Canan'a bahsediyorsun lan? Hangi sebeple? Selçuk Taşkın'ın oğlundan mı bahsediyorsun? Evet. Ne oldu da anlatıyorsun? Ha? Kulağına birileri bir şey mi fısıldadı senin? Halil Sadi mi besliyor seni? Ne oluyor? Organize suç örgütü lideriyle benim bir bağlantım olduğunu mu düşünüyorsun? Bütün bu saçmalık o yüzden değil mi? Paranoyaksın sen ya. Yoksa sen Akgün Gökalp Taşkın'ı nereden bileceksin? Canan'a çocuğun adını söylemişsin. Bir meslektaşımın oğlu demişsin. İnternette Akgün Gökalp yazınca bütün hikaye gözünün önüne seriliyor zaten. Sana ne? Sana ne? Canan ve çocukların güvende olduğundan emin olmak istedim. Hepsi bu. Hadi. La sen kimsin? La sen kimsin lan? Benim karımın güvenliğinden sana ne? Vur vur. Sen kimsin? Vur vur. Ne haddine lan senin? Sana vur vur. Bak, benim karımın güvenliğinden sana ne? Burada savcılığını yakayım. Vur hadi vur. Savcılığımı yakmazsan adam değilsin lan. Bak, eğer benim ailemin yanında yamacında seni görürsem, bir kez daha görürsem, seni bu ofisin tavanına asarım. Yani kötü çocuğu değil miyim ben? Biraz önce tarif ettiğin adam benim. Ama senin söylemeye cesaretin yok Yağmur. Ne yapıyorsun ya? Pis. Pis herif. Ya! Yok, ben sana göstereceğim gününü. Pislik. Anne, eve gir. Ne? Eve gir Yağmur. İçeri gir, gelme. Ne oluyor ya? Ne eve gir? Altay. Canan Hanım. Altay nerede? Yukarıdaydı. Anne, ya ne oluyor?
yapıyor ya? Çekil şuradan ya. Anne. Tövbe estağfurullah. Duymuyor musun sen beni? Ne oluyor ya? Toplan hadi, toplan gidiyoruz. Şey, babam bir şey mi yaptı anne? Ha? Ben sana eve gir demedim mi ya? Hadi Altay, hadi. Ya istemiyorum gitmek. Burası da benim evim anne. Senin evin falan değil burası. Ya zorla mı götüreceksin bir de? Zorla götüreceğim. Gidiyorsun diyorsam gidiyorsun ya, delirtmeyin beni. Yat. Annemin sözünü dinle, vardır ve bildi. Tamam bırak, bırak ben yaparım. Bırak. Ya annen o Altay bir şey mi yaptı? Ha? Duymuyor musun beni anne? Canım sorun ben miyim? Gerçekten hadise benimle mi alakalı yani? Ben bilmeden istemeden kırdım mı? Yürü gidiyoruz. Ya bir çekiştirme anne. Ne oluyor ya? Yürü diyorum ya. Benim bir yanlışım mı oldu size? Akgün Gökalp Taşkın olman yeterli. Çekil. Kızımı alıp gideceğim buradan. Çekil. Kim olduğunu öğrendiniz. Tabii buyurun. Yürü. Sinirlisin ama... Konuşma, konuşma. Ya, sus, gir içeri. Ne duyduğunu... Yürü ya. Biliyorum sinirlisin. Kapa çeneni artık Canan, ya. Canan, bir dakika konuşmamız lazım ya. Bir konuşacağız. Hayır, bir dakika dur. Konuşmayacağız biz seninle ya. Ne konuşacağız? Canan, Allah aşkına bir durur musun? Bir saniye. Durmayacağım ya. Anne, bir dur. Yağmur, gir içeri hadi. Ya bir babamı dinler misin? Yağmurcuğum, içeri gir. Ne yapalım, konuşmayalım mı? Burada mı konuşalım? Ne yapalım? Kavga mı edelim çocukların önünde? Ne konuşacağız ya? İmzaladın mı? Canancığım. Ben bu olanı buraya keyfimden getirmedim, tamam mı? Hiç beklemediğim şeyler gelişti. Babası tanıklık yapmayı kabul etti. İmzaladın mı dilekçeyi? İstanbul'da kalacaktık Canancığım biz. İstanbul'da, çocuğu İstanbul'da bırakacaktım. Evde kalacaktı çocuk ama sen beni aradın, ya boşanmak... Ya imzaladın mı, imzalamadın mı? Ne anlatıyorsun sen bana? Neyi soruyorsun ya? Neyi soruyorsun ya? Dilekçeyi diyorum ya, dilekçeyi. Çıldırtma beni. Bunu mu soruyorsun? Bak, dilekçe bende. Canan, niye bunu yapıyorsun ya? Allah aşkına neden önün arkasını düşünmeden niye böyle saçma sapan kararlar alıyorsun ya? Bak, öfkeyle anlık kararlar alma Canan. Ne olur, her şey yoluna girmek üzere ya. Ha? Her şeyi yoluna sokmak üzere Canan. Yapma bunu ya. Hayatım, ne olur. Çekil be hayatım falan deme bana. İmzalayayım mı? Onu mu istiyorsun? Tamam. Madem bu kadar keskin bir tavrın var. Ne gerekiyorsa onu yapalım Canan. Tamam. Ama yazık ya. Canan, yani bunca yıllık ilişkimize gerçekten yazık ya. Düşünmeden etmeden. Arada çocuklar var be. Çocuklar var arada ya. Çocuklar var ya. Yanındaki o getirdiğin çocuğu da alıyorsun. Çıkıp gidiyorsun hayatımızdan, tamam mı? Nasıl gideyim ya Canan şu anda? Vallahi Selim, nasıl aniden geldiysen öyle gidersin. Ben seni de... O oğlanı da her sabah karşımda görmek istemiyorum. O mafyanın oğlu benim çocuklarımın yanında duramaz, tamam mı? Canan bak, sürekli şart koşuyorsun. Ne olur yeni bir şart koşma ya. İmzala dedin, imzaladın dilekçeyi. Ne istiyorsun ya? Burada bir davam var, onu koşturuyorum. Onunla ilgileniyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Mahkeme, boşanma bitsin. Tamam, zaten tamam. Gideceğim, durmayacağım burada. Tamam, sen gitmezsen ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ablama, ablama gidiyorum. Canan delirme, ne olur delirme. Ya bırak, sen delirttin beni. Alı. Birkaç parça eşyanızı toplayın, bir valiz hazırlayın. Bir süre teyzenizde kalacağız. Niye? Babanla ilgili bir sorun var Altay. Çok merak ediyorsan babana sor. Anlatsın sana, anlatabiliyorsa.
Hadi, hadi. Ağrı giriyor başım artık, hadi. Tamam annen, açıklamana gerek yok. Sen yorma kendini. Anne tamam, biliyorum. Şimdi babanla bir olup nasıl böyle bir şey saklarsın? Kardeşin o çocukla aynı evde kalıyor. Sen de buna ses çıkarmıyorsun, öyle mi? Ne olacaktı da öğrenecektim ben bunu Yağmur, ha? Bugün tesadüfen öğrenmeseydim ne olacaktı da ben bunu öğrenecektim? Ama Akgün kötü biri değil. Bana o çocuğu savunma sakın. İki haftadır hayatımıza girdiğinden beri hiç olmayan şeyler sürekli etrafımızda. Kaan'la olan kavgası ve hastanelere götürdüm kendi ellerimle o çocuğu. Ya, ama bu Akgün'ün suçu değil. Akgün'le bir daha görüşmeyeceksin. Arkadaşlık etmeyeceksin artık. Neyse aranızdaki o her ne halsa bitireceksin onu. Ne demek o? Ne? Anladın sen benim ne demek istediğimi. Anladın. Sen böyle annemin kızıyım, annemin kızıyım diye dolaşıyorsun ya etrafta. Sen babanın kızısın Yağmur. Sen babanın kızısın. Delireceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Tuttu çocuklarımın kolundan sürükleyerek götürüyor ya. Aklım almıyor. Aklım almıyor. Gerçekten delireceğim ya. Delireceğim. Kafayı yiyeceğim. Ya bu nasıl olur ya? Bir şey söyleyeceğim savcım. Avukat mı söylemiş benim kimliğimi? Avukat mı okumuş? Canan Hanım buraya geldi. Oğlan almaya geldi buraya. Ben onun yüzünün ifadesini gördüm. Bilmiyorum. Uzaklaştırmak istiyor çocukları benden. Burada az biraz konuşma fırsatımız oldu bizim Canan Hanım'la ama çok sert bakıyor bu mevzuya. Yani suçlunun yanındaki de suçluymuş gibi bir izlenim böyle yaratılıyor onda herhalde, bilmiyorum. Bilmiyorum yani, benden kurtulsan mı acaba savcım? Hani kurtulsan belki bir şeyler çözülür ya. Ne diyorsun oğlum ya? Ne anlatıyorsun oğlum? Benim halimi görmüyor musun sen? Ben ne durumdayım ya? Ya çocuklarımı kolundan tutmuş götürmüş diyorum, bana ne anlatıyorsun? Şu durumdaki adama yorum yapılır mı, fikir verilir mi Allah aşkına? Bir sus ya, bir sus. Bir sus lütfen, düşünüyorum tamam, ya. Tamam bak, sen şu haldeyim falan diyorsun da bunu baştan söyleseydin belki de bu halde olmayacaktı. Ya baştan söylemedim. İşte neden söylemedin? Söylemedim, ne yapayım? Söylemedim baştan, zamanı geriye mi alayım, ne yapayım? Şimdi bu kadına söyleseydim ben bunu, bizi Canan burada yaşatır mıydı? Sana izin verir miydi burada kalmana? Soruyorum ya. Ya kolundan tuttu götürdü çocuklarımı. İkna olacak bir tipi var mı bir karımın? Bir bakar mısın buradan? He? Sakin ol savcım. Olmuyorum ya, sakin. Olmayacağım. Sakin olmak gelmiyor içimden ya. Çocuklarımı sürüklüyor diyorum, bana sakin ol diyorsun ya. Ya bu adam iş edinmiş. Karımla benim aramı bozmayı kendine iş edinmiş. Görmüyor benim karımda. Anlatıyorum, duymuyor. Anlamıyor. Konuşamıyoruz. Yiyor, bütün numaralarını yiyor bu adamın. Kim ya bu adam? Kim? Avukat Fatih. Kim? Başka kim var? Oyun oynuyor ya. Benim üstüme oyun oynuyor herif. Bu sen bir dakika, avukatı mı darbeledin? Ne yaptın savcım? Gel bir hastaneye gidelim savcım, bir gösterelim o eli ya. Uyutmaz mı? Uyuyamazsın gece. Ha ben çünkü gece uyuyacağım. Çünkü rahat rahat uyuyacağım değil mi? Elim böyle olmasa ben gece uyuyacağım gece burada. Ne kadar güzel dünya be. Bak bunların hepsi benim yüzümden oldu. Ben sana açık açık söyleyeyim. Al aileni tut kolundan, getir evine ya. Getir evine. Koy onları eve. Sonra gönder beni. Gönder beni de İstanbul'a. Yani en azından ailem burada olmuş olur. Sana çok ağır geldi, biliyorum ben bu mevzu. Sana çok ağır geldi. Koydu, nereye gidiyorsun? Çık çık. Yapma bak, böyle çık, yapma. Çık çık, aç, yolu aç. Tamam, açarım sana yolu da ya. Bir sakin ol. Bak sakin git. Sakin git bak. Evi terk etmek ne ya? Aç. Savcım bak, ayağına terliklerle çıkıyorsun. Ben seni gaza getirmişim gibi hissediyorum. Yapma ne olur. Ya kardeşim sen bana demedin mi? Tut ailenin kolundan evine getir demedin mi sen bana? Ya dedim de ne alakası var şimdi? Lafın gelişi söyledim ben onu sana. Evi terk etmek ne demek ya? Ha biz vebalı mıyız biz? Ne oluyor?
Ama yani bu terliklerle şimdi bak öfkeli kalkınca daha kötüye gidecek her şey. Ne bileyim yapmasan. Ben buradan çıkmadan eve geri dönmeyecekmişmiş de. Yok ya. Aç kapıyı aç. Açamıyorum elim sakat. Aç. Aç kapıyı ya. Allah Allah bir bakalım bir konuşalım yani ne oluyor. Arkamdan da gelme tamam mı? Tamam. Kuzum, iyi misin? Hoş geldiniz Canan. İyi yapmışsınız hem değişiklik olur ha? Emel'cim ben geçiyorum restorana. Hadi siz ayakta kalmayın içeri. Hadi görüşürüz Emel'cim. Biz bir süre sende kalacağız abla. Tamam tamam kuzum. Çocuklar. Hoş geldiniz canım. Ver ben onu alayım. Hadi gelin siz de. Gel 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 bakalım gel. Ha. Abla. Tamam canım. Tamam. Dur şöyle otur. Yok abla. Yok dayanamıyorum ben ya. Olmuyor kendim ya, olmuyor. Bütün yol boyunca tuvaletlerde ağlama krizine de girdim. Yok olmuyor. Tamam. Yok ben dayanamıyorum artık. Nefes alamıyorum abla. Tamam, korkunç bir şey yaşamışsınız. Tamam. Yok, yok bitmeyecek abla, bitmeyecek. Seni vazgeçmedikçe bitmeyecek. Sessiz telefonlar, tehdit mesajları. Kızın saçına dokunmuş ya. Adam ya ben nasıl koruyacağım çocukları abla? Tamam tamam tamam. Sen bir hastaneye gidelim mi? Hastaneye yok gidelim. Yok. Ya, yoruldum ben artık çok. Yoruldum ya. Kendimi bir şey olmayacak diye ikna etmekten yoruldum. Selim'in her şey yoluna girecek yalanlarından da yoruldum. Her şeyden abla. Sokağa çıkamıyorum çocuklarla. Tamam, tamam, tamam. Bak bir sakin ol. Bir şey bekliyorum. Lütfen. Lütfen. Yok nasıl bir sınav? Yok abla. O Selim'in haberi var mı senin hamile olduğundan? Yok, yok. Yok. Hadi burada bekleme, geç içeri. Hadi. Hadi. Selim. Selim bir sakin ol, bir dinle beni ya. Bu Canan geldi mi Canan? Geldi. Selim bir dur ayağında terlikle gidip komşuların önünde bas bas bağırmanın bir esprisi, kavga etmenin bir esprisi var mı şimdi ha? Ya insan bir yalan yakaladı diye böyle ceza kesilir mi ya? Kardeşim sen hiç karına yalan söylemedin mi? Söyledim. Yakalandın mı? Yakalandım. Şimdi yalanını yakaladı diye önüne boşanma dilekçesini koyup seni evden gönderdi mi? Hayır. Bu Fatih ne ayak Metin? He? Bu Fatih kim Metin? Ne ara girdi içimize bu kadar da ne ara arkadaş oldu benim karımla? Selim yapma böyle bak Fatih iyi bir insan ya. Ya iyiyse lokma döksün Metin. Abi ben seni anlamıyorum. Sen takip edemiyorum ben seni. Sen neye sinirlisin? Kurban olayım bir söyle ya. Bana kendimi suçlu hissettirmek istiyor bu. Kim abi? Ne kim abi? Canan. Bak ben gerekirse giderim. Ben giderim gerekirse ama o evine dönecek. Düzenini bozmayacak, evine dönecek. Ben gideceğim gerekirse anlatabiliyor muyum? Bitti nokta, daha konuşmayalım. Bak Canan bir karar vermiş, çoluğunu çocuğunu almış, ablasının yanına gitmiş. Sen şimdi ayağında terlik karşısına dikilip geri döneceksin desen. Döner mi abi bu kadın? Dönmez. Ya bir ayrıca yabancı mı ya geldiği yer? Bir müsaade et, artık bir olay demlensin artık ne hadise yaşadıysanız. Bir düşünsün bu kadın, bir sakinleşsin abi. Şimdi bu gelip arkamdan benim sayıdı, sövdü, ondan sonra dağıttı ortalığı değil mi? Selim'ciğim, Canan'dan bahsediyoruz.
senin karın tek kelime bile etmedi yeminle ya. Ya ondan diyorum işte ben de, ondan diyorum. Ya bir dur başsavcım, bir dur ya, bir dur ya. Efendim, sayın başsavcım. Selim savcım, sen ne yapıyorsun? Hı? Avukatın ofisini aratmışsın. Hangi makul şüpheyle? Şimdi şöyle. Eğer izin verirseniz... diyorum ki teknik takibe alalım. Ve dinlemeye alalım telefonunu Fatih Doğanay'ın. Ya bu şekilde daha hızlı yol alırız. Sen beni dinlemiyor musun Selim? Hala teknik takipten bahsediyorsun. Fatih Doğanay'ın yakasından düşeceksin. Ha. Anladım. Anladım sayın başsavcım. Şimdi başsavcım, bu operasyonun ifşasıyla ilgili... Yani orada kesin bir sızıntı var. Başsavcım, kesin bir sızıntı var. İçeriden birileri bilgi sızdırıyor, çok belli yani. Limandaki fiyasko diyeceksin Selim savcım. Limandaki rezalet diyeceksin. Bu ayıbı örtmek durumundayız. Ben hala sevkiyatın limanda olduğunu düşünüyorum. Çıkaramadılar bence. Biz ama ekstra tedbirlerimizi aldık onunla ilgili. Bizzat ilgileneceksin bu işle. O sevkiyatı çözmeden dönme İstanbul'a derim Selim savcım. Tabii tabii. Ben bununla ilgili elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Çünkü bu artık benim için namus meselesi. Tamamdır. Sağ olun başsavcım. Savcım, yengeyle konuşabiliriz mi? Bu senin el iyi değil ya. Ben ona bir buz kovası çözeyim. Hatta şey mi yapsak acaba savcım? Hastaneye mi gitsek? Hadi kalk seni hastaneye götüreyim savcım. Bir baksınlar, belki çatlak falandır, ne bileyim. Ne diyorsun oğlum? Bir dur ya, bir dur ya, bir sus. Bir şey düşünmeye çalışıyorum burada ya. Anlaşıldı savcım. Hayırdır savcım? Nereye? Yengene biraz zaman tanımaya karar verdim. Biraz sakinleşsin. Bir kafayı dinlesin, bir düşünsün, taşınsın. Onu çözeceğiz diyorum. Ben limana gidiyorum. Limana gideceğim. Bu işin sorumluları kimse. Onları tek tek bulacağım. Hepsinden hesap soracağım. Bu mevzuyu ben çözene kadar nefes almayacağım. Sen o yüzden beni bekleme. Tamam. Tamam savcım. Şimdi geldin Akgün. Evet, hadi bakalım. Limandan malı çıkarttın lan. Ne? Malı limandan çıkarttın mı? Savcı oraya geliyor şu an. Oğlum ne çıkarması, manyak mısın? Parti parti çıkartıyoruz malı. Çoğu hala orada. Soner, sen bu adamı tanımıyorsun. Bir şeye kafayı taktığında o şeyi ne yapar, eder, bulur. Bir şey yap lan o zaman. Olsun. Abi bu mümkün değil, böyle yapamam ben bunu. Mümkün değil ya. Akgün! Ne olacak ya o el? Akgün! Arkadaş. Soner, ne yap et, bugün o limanı temizle. Savcı oraya geliyor diyorum, yola çıktı diyorum sana. Hadi. Eğer savcı bir gram mal bulursa senden bilirim. Bak, engelleyeceksin. Lan ne yapayım, nasıl engelleyeyim adamı? Öldüreyim mi? Allah cezanı versin seni. Savcı? Oğlum niye duymuyorsun, o kadar bağırıyoruz aşağıdan ya? Sen ne yapıyorsun orada dikilmişsin ayakta? Duruyorum öyle, duruyorum. Ne duruyorsun? Duruyorum, ayakta duruyorum öyle. Bir şeyler duydum. Öldüreyim mi öldüreyim? Kimi öldürüyorsun, hayır? Yardım lazım mı? Televizyon açık. Daha önce izlediğim bir filmdi. Repliklerini falan bildiğim bir filmdi. Arkamı döndüm, duvara karşı oynuyordum işte. Gel, arabayı kullanacaksın. Arabayı kullanamıyorum. Elim sakat. El freni indiremedim ya. Tamam, anlaşıldı. Hadi hazırlan, gel, bekle. Odada işte çocuklar kalır. Ben bu aşağıda idare ederim. Sana da zahmet veriyoruz abla, böyle kusura bakma. Ne zahmeti kızım? Ev sizin eviniz. Şimdi babanızla boşanma sürecindeyiz zaten, biliyorsunuz. En kısa sürede bitecek. Babamla görüşebiliyor muyuz? O evde değil.
Babanızın evine girip çıkmak yok. Benim haberim olacak her şeyden. Canan. Abla ne olur bir karışma lütfen. Babanız mafya ile uğraşıyor. Buraya da tatile gelmemiş. Yani çalışmaya devam ediyor hala. İzmir'de ne mafyası? Mesele İzmir meselesi değil abla. Adam getiriyor buraya belayı. Durum bu. Altay yüzüme bakacak mısın? Altay. Altay. Ya ne dersiniz yapacağım dedim. Daha ne istiyorsunuz benden? Nereye? Arkadaşımla görüşebilirim herhalde anne. Sen? Kaan'la buluşacağım. İzin var mı? Var. Güzel. Kızım sakin olsana biraz. Çocuklar bilmiyor geçmişte neler olduğunu. Kızmakta haklılar. Kızarlarsa kızsınlar abla. İstedikleri kadar kızsınlar. Ben bir çocuğumu daha Selim'in hayatına kurban vermeyeceğim. Sen nereye? Ofisi boşaltacağım. Feeder dediğim istikte bir gemi. Bundan yaklaşık bir 50 civarı konteyner indi. Tamam. Bu liman çıkışlarını falan kontrol ettiniz değil mi? Tabii talimatımız üzerine istisnasız X-ray araması yapıldı ama kayıtlardan başka bir şeye rastlayamadık. Kayıtlardan başka bir şey yoksa eğer, gemi yanaştıktan sonra ne kaydettiyseniz hepsini izleyeceğiz. Tabii savcım açayım. Savcım biraz saçma değil mi yani? Beyefendi zaten baktıklarını söylüyor ama görüntülerin üstünden bir daha geçmeye lüzum var mı yani? Ben seni buraya yorum yap diye mi getirdim? Buradan izleyebilirsiniz savcım. Ben hemen geliyorum. Okey. Kullanamıyoruz ki. Kullanayım mı? Yok yok tamam. Nereye bakıyorsun? Vallahi normal olmayan her şeye bakıyorum. Burada her şey normal görünüyor. Konteynerden başka bir şey görmüyorum ben. Ne kadar daha bakacağım? Yani hepsine mi bakacaksın savcım? Bütün zamanlara mı bakacaksın? Oğlum bir sus lan. Sayın savcım. Açsanız yemek var. Yok yok tamam sağ ol yemeyeceğim. Ama savcım bak çok güzel görünüyor ya. Eyvallah birader. Liman daha dün yeni bir yemek firmasıyla anlaştı. İşte şu, kayıtlı arabası görünüyor savcım. Vallahi arabası falan da gayet temiz duruyor yani, hijyenik. Savcım, sabahtan beri hiçbir şey yemedin, kahvaltı yapmadın. Kahve içmedin, aç karnına öyle uğraşıyorsun burada monitör başında. Savcım, şu sandviçi var ya. Al, hadi al. Savcım. Oğlum bir git lan. Çok güzel kokuyor ama ya. Allah Allah. O zaman ben diyorum ki bu senin eli hastaneye gidip bir gösteremedik doktora. Gideyim de bir buz çözeyim mi savcım? Tamam hadi yürü yürü çık. Bunları gelince yerim ben. Taktı ruh hastası taktı. Lan ne arıp duruyorsun beni savcının yanında, ha? Yakalanayım mı istiyorsun lan sen? Mal güvende mi mal? Ay malınızı da, sizi de, zehrinizi de. Allah bin belanızı versin be. Ulan uğraştırdığınız şeye bak, benim ne işim olurdu bu pislikte lan? Ne oluyor oğlum sana? Çocuk bezimi taşıyoruz lan biz. Hallettim mi, hallettim de. Soner, sürekli savcının dibindeyim. Bir an olsun ayırmıyor gözünü kameralardan. Limandayız, kamera kayıtlarına bakıyor. Dönüyor dönüyor bir daha bakıyor. Sen kargoyu nereden, ne zaman,
Nasıl çıkartacağını söyle bana. Ne yapmam gerektiğini bileyim Soner. Bana bir şey söyle. Sana güvenmiyorum desem şaşırmazsın değil mi? Bugün yarın temizleyeceğiz limanı. Ama sen savcıyı ne yap et uzak tut oradan, tamam mı? Lan başka bir yolu yok mu bunun birader? Başka bir yolu kesin vardır, bak söyle bana. Ya da Latif'i ver bize. Şimdi bu savcı malı bulduktan sonra Latif'in ifadesiyle birleştirip üzerine yürüyecek babamın. Sonra ikimizi yan yana gömecekler işte. Ulan nereden bulayım sana Latif'i ben? Lan Soner. Savcı diyorum buradan ayrılmıyor. Ben Latif'i sana nasıl bulacağım? Oğlum bak, ya savcıyı uzak tutarsın ya da savcının manyaklığını mumla ararız. Anladın mı? Yakacak bu bizi. Vallahi yakacak bizi. Vallahi yakacak. Ne yapacağım lan ben? Yangın alarmı savcım. Buyurun çıkalım. Ya ne yangını limanda ya? Konteynerlardan birinde çıkmış olmalı. Tamam neyse ne. Sen çık o zaman. Bana kapandı, bunu aç tekrar. Elektrikler otomatik olarak kesiliyor savcım. Hayda. Allah'ım ya. Savcım ne oluyor? Alarm sesini duydum, koştum geldim öyle, ben şey yapamadım, bulamadım. Alarm işte, yangın var. Ne bileyim ben, alarm çalıyor. Ulan elimde yemin ediyorum kırıldı ya. Sen avukatlık yapmak istiyor musun, istemiyor musun? Yani işin bir yerinden başlamamız için taşın altına elimi sokuyorum ya. Ne var bunda? Ben çocuklarımın annesini mutlu etmek istiyorum. Olamaz mı? Bak bana rağmen biz hala bir aileysek, senin vazgeçtiklerin sayesinde. Yani niye sürekli yaptığım, söylediğim her şeyin altında başka bir anlam arıyorsun? Ben sana gerçekten borçluyum. Öyle bir hemen bitecek bir borç da değil bu. Ömür boyu sürecek bir borçtan bahsediyorum. Sana teşekkür ederim. Dedim ya, bir arkadaşım mı oğlum? Göz kulak olayım diye rica etti benden. Buz kovası diyordun. Ne oldu? Mutfak aranıyordum. Alarmı duyunca kalktım, koştum, geldim. Alarmı duyunca koştun, geldim. Acaba seninle bir alakası olabilir mi şu alarmın? Başımıza taş yağsa bizden bileceksin sen de ya. Ne alakası var bizimle alarmın şimdi? Ben ne bileyim oğlum. Bir kayboluyorsun, bir aksiyon, bir şeyler başlıyor hemen. Anlamadım ki ben de.
Ya kardeşim bu yangın falan çıkmıyor galiba. Bir şey yok. Bir geçelim içeri biz artık ya. Prosedür gereği bir süre bekleyeceğiz savcım. Zaten sistemin tekrar yüklenmesi, kendine gelmesi falan vakit alacak. Ben size haber vereceğim ama. İyi tamam. Hadi eve gidelim. Ha? Eve gidelim eve. Ne geldiğimizden beri gidelim gelelim. Ne yapacaksın gidip ya? Ya yengeyle kızgın bir şey yaptın, ayrıldın. Yani kafa da orada belli ki dalgınsın. Gidelim helallik almak babında ben söyledim ya savcım. Ya hayırdır evlilik danışmanımsın. Böyle bir şey mi başladın? Tövbe estağfurullah ya. Vaktin kıymetli diye söylüyorum. Estağfurullah. Ha söyle kardeşim. Ne? Nasıl eşiniz ofisi tutmaktan vazgeçti ya? Ne demek, ne demek bu ya? Sağ ol kardeşim. Afiyet olsun. Sağ ol. Yani zaten eninde sonunda olacak şeyin uzatmalarıydı sadece yani. Boşandıktan sonra burada kalmazlar herhalde. Artık çok zor. Akgün'den de kurtuluyoruz artık. Ne? Niye öyle bakıyorsun Yağmur? Sen dün bana bu çocuk tehlikeli demedin mi? Ya ben durdurmasam uyarmaya gidiyordum Gökçe'yi. Bu hikayenin kötü çocuğu değil miyim ben? Biraz önce tarif ettiğin adam benim. Ama senin söylemeye cesaretin yok Yağmur. Ne yapıyorsun ya? Tamam bak. İyi bir insan olabilir, ben ona bir şey söylemiyorum. Ama bu siteye ait değil. Ya sayende içimize kadar girdi. Başımıza gelmeyen kalmadı. Annen haklı Yağmur. Annemden zaten yeterince Akgün azar işittim kan. Bir de senden mi işiteceğim? Ben seni azarlamıyorum ki. Ben seni suçlamıyorum Yağmur. Ya o çocuk yüzünden annem ve baban şu an ayrılıyor biliyor musun sen? Akgün yüzünden boşanmıyor annemle babam kan. Allah'ım. Efendim baba? Yağmurcuğum annenin yanında mısın? Bir telefona versene gözünü seveyim ya. Hayır ne oldu? Ne oldu? Annen ofisi boşaltıyormuş. Nasıl? Nasıl ofisi boşaltıyormuş ya? Hayır olamaz öyle şey. Tamam kapat. Ne oldu? Annem ofisi boşaltıyormuş. Benim gitmem lazım. Tamam geleyim ben de. Yok ben giderim kan. Şu ofisi ben tuttum ya. Elinde olsa kaldıracak, binayı kafama atacak ya. Yağmur mu gidiyor iknaya peki? Yağmur gidiyor iknaya. Sen benim konuşmalarımı mı dinliyorsun? Dinlemek gibi değil de yani yanındayım, buradayım, dibindeyim. İşte kulak misafiri oldum yani. Bas bas bağırsın şu aralar. Elde değil yani. Duymamak mümkün değil. Gitsin belki ikna eder kadını. Ne bileyim ben ya. Of şiştim be kardeşim ya. Kısmet, Allah. Kısmet. Kısmet? Ne kısmet? Kısmet. Konuşabiliyoruz mu? Çenen hiç durmadı ki sabahtan beri. Konuş. Savcım şimdi böyle hayatta karşımıza böyle seçim yapmamız gereken anlar çıkıyor. Evet. İşte insan mı, dava mı? Hani ne? Hani bundan önce hayatını dümdüz ettiğin insanlar var. Dönüp de arkana bakmadığın bir sürü insan var. Hayatları var. Ama söz konusu ailen olunca bir dikiz aynasından bir şöyle arkayı bir kolla derim yani. Ne bileyim eşini ikna etmeye kızını gönderiyorsun falan. Ne için savcım? Yani... Çok dikenlisin yani. Hani değer mi yani? Tabii ki senin doğan tabiatın bu. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Saygı duyuyorum. Çenemi de kapatıyorum. Bakma bana öyle. Tamam sustum. Dediğim bir şey yok. Sen ne ayaksın oğlum? Ha? Hayırdır? Nasıl? Geldiğimizden beri bir gidelim gidelim. Beni burada tutmamaya çalışmalar, buradan götürmeye çalışmalar. Böyle bir... Telkinler bir şeyler falan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni buradan uzaklaştırmaya mı çalışıyorsun? Telkinler, uzaklaştırmak derken savcım ben anlamıyorum ya. Oğlum bak sürekli dip dibeyiz. Sürekli yanımdasın. Telefonlarımı dinliyorsun. Nereye gidersem oraya geliyorsun. Bildiğim her şeyi biliyorsun. Bir sürü şeye hakimsin. Ne demeye getiriyorsun? Belki benim aradığım köstebek ne bileyim. Bu bilgiler belki de senden sızıyor. Olabilir mi öyle bir şey? Neyin sızması abi? Ne demeye getiriyorsun? Sızıyor derken neyi kastediyorsun sen yani? Oğlum telefonla sağa sola bilgi mi dağıtıyorsun acaba? Üstünde bir şey mi var? Tövbe estağfurullah. Ha, dinleme cihazı falan mı var üstünde? Oğlum bak ben işkilli adamım. Bir arayayım mı üstünü? Ha? Sen şaka mı yapıyorsun? Ciddi misin şu an? Şaka yapıyor gibi mi görünüyorum?
Ya anlamıyorum zaten çok. Şaka yaptığın zamanlarda da çok o şakaları anlamıyorum ben ama bilmiyorum şu an anlamadım ya. Anlamadım ben şu an seni. Ne arayacağım mı? Ne yapacağım beni? Ne ben anlamadım ya. Ne istiyorsun benden sen ya? Öf yeter al ya. Al şu anahtarı. Al. Elim kolum tutmuyor benim. Ben sakatım. Sakat. Şiştim artık. Şiştim. Yeter. Sen biliyor musun araba kullanmayı? Yani işte ha? Yapıyoruz bir şeyler. Kendime de yaptırmıştım. Belki lazım olur diye. Toplanıyorsun galiba. Vazgeçirmeye geldiysen kendini boşuna yorma. Yok. Yardım etmeye geldim ya. Yardımına ihtiyacım yok Yağmur, bırak. Ben biliyordum ya zaten böyle çıkarıp havlu atacağını. Yani bu olmasa sen kesin başka bir bahane bulurdun, yine vazgeçerdin. Ters psikoloji uygulamanı yemiyorum Yağmur. Öyle mi anne? İyi o zaman direkt söyleyeyim. Yani niye vazgeçiyorsun? O kadar uğraştık, ofis tuttuk. Niye başa dönüyoruz biz tekrardan? Babam buraya gelmeden önce onun parasıyla ofis tutacağım desem kabul edecek miydin? Bu senin emeklilik ikramiyen tamam mı? Ne emekliliği ya? Öyle. Sen zaten şu anda kendi işini yapıyor olsaydın çoktan bir ofis tutabilmiştin. Sen de evde çalıştın ya. Bu aileyi bir arada tutabilmek için uğraştın. Bizi büyüttün. Bunlar iş değil mi ya senin için? İş. Bunun emeğinin karşılığını kim verecek peki? Tabii ki de senin bu fedakarlıkları yapabilmen için kariyer sahibi olan adam verecek. Bu kadar. Benim seçimimdi bu. Hayır değildi. Sen öyle sanıyorsun ama değildi. Sistem seni buna mecbur bırakıyor tamam mı? Tabii erkeklerin de işine geliyor. Yani herkesin susarak onayladığı, kadınların kurban edildiği bir tuzak bu anne. Farkında değil misin ya? Ya tamam bana kız. Bana kız ama bunu kendine yapma. Feminist manifeston fikrimi değiştirmeyecek Yağmur. Ver şimdi anahtarları, koy kutunun içine. Yanlış yaptığımı düşünüyorsan da benim hayatım bu. Sen istediğin gibi yaşarsın hayatını. Ver. İyi. Canan Kara. Yakışmıyor sana ya. Gelmezsin sanmıştım. Boşum vardı, biraz geldim. Bunun ne işi var burada? Ya elimi kullanamıyorum işte, arabayı kullanıyorum. Annemi iyice delirtmek mi istiyorsun? Bak zaten bana bile çok sinirli. Neyin peşindesin? Seni de zora soktun ha? Yok, beni zora falan sokmadım. Bu arada bence girme içeri. Her tarafı dağıtmış, darmadağın, sinirini şimdi senden çıkaracak. Ha, ben de onu anlamıyorum işte. Yani kendi faydasına olan bir şeyden niye çıkarıyor bu hıncını? Ne oluyor yani? Otur orada işte. Bence sizi görmeden gidin. Ben de gideceğim zaten şimdi, siz de gidin. Sen bin arabaya da aklım bıraksın seni. Ben de bir annenle konuşayım. Duymuyor musun baba beni? Yavrum annenle konuşacağım, annenle. Benim hala karım o. Oturacağız, konuşacağız. İki medeni insan gibi konuşacağız. Tamam, sen bin arabaya. Tamam, yok ben kendim giderim. Gerek lütfen, yok. Lütfen, arabaya biner misin? Ya baba binemem. Annem zaten Akgün'le görüşmemizi de yasakladı. Niye bineyim arabaya ben şimdi? Ya Akgün zaten siteye gidiyor, seni teyzene bırakacak. Ne olur, ne olur yorma beni, ne olur. Hadi geç, lütfen. Gel. Geç. Tamam. Tamam, biniyorum. Siteye gidersiniz tamam mı? Evi gösterir zaten, teyzesine bırakacaksın. Limana dönecektik biz. Ya ben dönerim, olmadı yarın dönerim bakarım yani. Hadi Savcım yürü. Ama bak elin... Ya Allah aşkına haydi yürüyün ya, hadi. Ya bence gitme, bak baba daha kötü olacak. Bundan daha kötü ne olabilir ya? Ha? Daha kötü ne olabilir? Hadi gidin. Hadi. Hadi dikkatli gidin.
Canan bu ne? Şey. Babana sarılsan ölmezsin biliyorsun değil mi? Ne? Teselli etmek için sarılmak istedin ama yapamadım. Sana bir şey söyledim Yağmur. Ya kalbini, ya mantığını seç yoksa yıpranırsın demiştim. Sen hala yıpranıyorsun Yağmur. Tamam dur şurada, çek sağa ineceğim. Sebep? Ne oldu? Tamam babam görmüyor artık değil mi? Aynı arabada gitmek zorunda değiliz seninle. Ya sana diyorum Akgün, dursana. Duymuyor musun? Ya tamam sakin ol. Yağmur bir sakin ol. Ya Yağmur anlıyorum, kızgınsın, üzgünsün ama böyle davranmana da gerek yok ya. Vallahi billahi. Sen bana nasihat verecek adam değilsin tamam mı? Bir de arabada mantıktan, kalpten bahsediyorsun. Sen de bunlardan biri var mı? Niye sinirlisin ki bana? Niye mi? Ya bir de utanmadan soruyor musun ya? Yok, bütün samimiyetimle soruyorum. Niye sinirlisin bana sen? Sahtekar. Eğer annenin benim kim olduğumu çözmüş olmasıysa, eğer buna atarlıysan, giderliysen bu zaten böyle olacaktı Yağmur. Yani baştan beri belliydi, bunun ortaya çıkacağı belliydi yani. E sen de zaten kendi rızanla kabul ettin benim kim olduğumu saklamayı. Ya bir de utanmadan üste mi çıkıyorsun sen ya? Kalkıp benden özür dileyeceğim, pişman olacağın yerde. Ama yok ya, yok. Aptallık bende. Senden özür diliyorum. Sen ne anlatıyorsun ya? Ne anlatacağım ya? Dün geceden bahsediyorum. Ne olmuş dün gece? Ya sen nasıl bir manyaksın ya? Gerçekten hatırlamıyorsun ve şu anda bana soruyor musun? Ya kusura bakma, ben dün biraz kafam bozuktu. Ya şöyle bir sıkıntı oluyor, ben böyle biraz abarttığımda yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Eğer seni kıracak, üzecek bir şey söylediysem söyle bana ya. Bileyim. Ama inan yok yani. Yağmur ne oldu? Yok, ben senin bir şey hatırlamadığına inanmıyorum tamam mı? Bırak beni ya, bırak. Benim kafa inan bak karman çorman gitti. Her şey gitti bende, hiçbir şey yok yani. Ama arabaya binelim, anlat bana ne olduğunu dün. Anlat, ben de özrümü dileyim. Ya bu şekilde zaten yani savcım öğrenirse ona da hesap vermek zorunda kalacağım falan bir sürü. O yüzden binelim arabaya, gidelim yolumuza, sen anlat bana. Hatta var ya ben senden peşin peşin dileyim özrümü ya ama inan yok. Yok. Hiçbir şey anlatmıyorum sana. Özrünü falan da kabul etmiyorum tamam mı? Sadece beni eve bırak yeter. Bir de uzak dur. Ya eyvallah tamam, baş tacısın. Tabii öyle. Ha ben şey için uğradım. Şunu vereyim. Davanızın tensip tutanağı. Hayırlı olsun. Canan. Üzüldün sen. Yok ya. İyiyim, iyiyim. Canan, bak. İnsan eşyasıyla vedalaşırken bile üzülüyor. Bunca yıllık evlilik, alışkanlık, emek. Üzülmen gayet doğal. Ben seni ailemin yanında bir daha görmeyeceğim demedim mi lan? Senin ne işin var burada ya? Nöbet mi tutuyorsun bir de ofis önlerinde? Bu adam daha akşamına Canan burada ne arıyor? Sakın bana tek kelime daha etme. Selim, sakın. Sen hangi yüzle bana hesap soruyorsun ya? Hangi yüzle? İcazet mi alacağım ben seninle avukatımla görüşürken ya? Ver şu tebligatı Fatih. Ver. Elden tebliğ etmiş olayım. Mahkemeniz 2 gün sonra. Ben daha fazla huzurunuzu kaçırmayayım. Gideyim ben. Canan'cığım görüşürüz. Çok pardon.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.